TV'yi çok sevdiğimden dolayı, başkanıma çok kıymet verdiğimden dolayı, eğer müsaadeniz olursa başkanımla röportajı ben yapacağım. Şimdi Çamaş'ta muhteşem bir doğa var. Yaratılış harikası. Ama bunu bir şekilde de tamamlamak gerekiyor. Tamamlamaya vesile olmak gerekiyor. İşte başkanımın yapmış olduğu bu muhteşem, harika şelalede, gezilmesi, görülmesi gereken şelalede buradaki yeşili, doğanın güzelliğini tamamlıyor. Şimdi teşekkür ediyorum öncelikle başkanım. Yani Allah razı olsun. Bu kadar güzel, bu kadar hoş bir şelale yapmak nereden aklınıza geldi? Yani her yerde kayalık var. Yani yeşilliğin olmadığı yerde Karadeniz'de kayalık var ama buraya bu kadar büyük bir projeyle, çünkü Çamaş'ın nüfusu 10.000, evet, elinizdeki imkanlar sınırlı, böyle büyük bir projeye nasıl imza attınız başkanım? Doğrusu ben çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bizim ilçemizin merkezidir burası. Eskiden beri de Gelin Kayası olarak bilinen bir yerdir. Malum burası eski bir taş ocağıydı. Yukarıda daha önceki başkanlarımızın da güzel çalışmaları olmuş idi. Ancak şuraya baktığınız zaman, yani gördüğünüz yerden, gel bana doğru Cevdet, buraya doğru geldiğinizde bu projenin ne kadar doğru ve ne kadar haklı bir proje olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi her tarafta oturma yerleri var. Yani oturduğunuz zaman hem şelaleyi hem de şelalenin sesini birebir duyabilme ve buradaki muhabbeti, güzelliği hissedebilme şansınız oluyor. Aynı zamanda muhteşem dağ manzaralı, o Karadeniz'in eşsiz manzarasında. Aynı zamanda deniz manzarası da var yukarıda. Gelin Kayası'nda. Gelin Kayası da gerçekten ayrı bir güzelliğe sahip. Onu yaşasınlar istiyoruz ki bu anı hem çok güzel bir anı olsun hem de ömürleri boyunca kendilerine ışık tutacak bir anı olsun. Evet. Şimdi tabii sizler merak ediyorsunuz bu anı ne olacak diye. Konvoy orada mı? Bu anının ne olduğunu başkanınla yoluna gireceğiz. Çile yoluna. Çile yolu nedir? Neye yarar? Neden gelin ve damat çile yoluna girer? Neden gelin aşağıdan yukarı çıkar? Neden damat yukarıdan aşağı girer? Merak ediyorsanız dön Cevdet gelin ve damata. Bizler gelin ve damatta burada olacağız. Başkanım, kademe kademe bizler anlatacağız kıymetli, evet, izleyicilere. Evet. Burası çile merdiveni. Evet. Çile merdiveni. Daha doğrusu burası çile kapısı. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkacak olan bu çok sevgili gençlerimizi zor hayatın ilk hayatı anlatma adına çile kapısından şelaleye sokmak istiyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, bakmayın yani böyle yukarı doğru çıksana Cevdet. Yani gerçekten burası hem çile kapısı hem çile merdiveni. Burada aslında evliliğin işte kolay olmadığını. Evet. Hayatın hep toz pembe olmadığını, çok mücadeleler gerektiğini bu çile yolunda öğrenecekler. Evet. Vallahi başladık çileye. Bilmiyorum artık bu çile gelinden mi gelecek, hayattan mı gelecek? Ben tam olarak çözemedim işi. Hadi bakalım şöyle bir çile kapısından, çile merdiveninden yürüyün. Hadi bakalım. Buyurun. Acele etmeyin. Gelin ve damat yaklaşık 35 derece sıcakta. Bakın ben bile terliyorum ki damadın haline bak. Canım benim kızarmış. Sıkıntılara katlanacağız. Sıkıntı. Yavaş yavaş çileyi çekmeye başladı. Yani az önce başkanım da dediği gibi evliliğin aslında işte kolay olmadığını, çilelerle dolu olduğunu ve bu çilenin giderilmesinde aslında gelinin çok büyük rol oynadığını, değil mi canım benim? Tabii, nereden doğru bileceksin? Doğru. Daha yeni evleniyorum. Bana sor. Bana sor. Başkanıma sor. Evet, bunu tek tek göreceğiz. Şimdi başkanım, ne kadar daha? Buyurun lütfen. Buyurun. Ne kadar daha ilerliyoruz? Devam ediyoruz. Çileyi çekmeye. Zirveye. Mi? Zirveye durmak yok. Zirveye. Çileye devam bir yani. Çileye devam. Hadi bakalım. İleri doğru gideceğiz. Bakalım çile ne zaman bitecek? Az sonra. Çile merdivenleri devam ediyor. Daha başladık, yarısına bile gelmedik. Cevdet, yukarı doğru bakarsan gelin ve damat buraya kadar yürüyecek. Ve evliliğin ne demek olduğunu belki de anlayacak, değil mi başkanım? Kesinlikle aynı kanaatteyim. Devam edelim isterseniz. Devam.
çileyi. Evet. Bizim suçumuz ne? Evet. Burada herkes çile kıvamında evet. yaşadı. Yani bir kez daha evli olduğumuzu evet. sayende evet. anladık başkanım. Evet. Yani epey bir merdiven çıktık. Evet. Epey çıktık. 40 metre kadar yükseldik. Evet. Şimdi tekrar izleyenlere söyleyelim. Neden biz şimdi, 40 metre yükseldik? Şimdi bu gençler öncelikle anne babalarının ne kadar terlediklerini bu çile yolundan gelerek anlamış oldular. Şimdi daha ders bitmedi. Damat Bey'e de bir ders vereceğiz. O dersimiz de biraz sonra devam edecek. Bu garip, yazık, kurban evet. olayım zaten. Baksana evet. surata başkanım ya. Şimdi efendim önünde bulunduğumuz bir kapı var şelalede. Bu kapı yazı yok ama yazacağız. Gelin kapısı. Cevdet biraz geri gidip gösterir misin? Evet. Evet. Bu kapı gelin kapısı. Burası gelin kapısı. Burası gelin kapısı. Bir diğer ifadeyle tevazu kapısı. Bilirsiniz yani hanımlar her zaman tevazu sahibi olurlar. Mütevazi yollarına devam etsin diyoruz. Gelini gelin kapısından içeri alacağız. İleride vuslat tünelimiz var. Bir diğer adı aşk tüneli. Orada şimdi bu terden sonra biraz serinleyecek gelin. Damat terlemeye devam edecek. Evet. Şimdi biz ilerlemeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sadece siz Cevdet'le olacaksınız. O kısmın vuslat kapısını, gelin kapısından geçtikten sonra vuslat kapısında terleyen vücutların nasıl serinlediğini, yani evliliğin güzel taraflarının da olduğunu göreceksiniz. Evet, dön geline damadı Cevdet.